Selam arkadaşlar. Bugün Interpreting Liner Function diye bir konu var ve ben onu geçmek istedim. Neden? Çünkü bu konu Section 3'te geldiği zaman inanılmaz kolay olarak yapabiliyorsunuz ama Section 4'te geldiği zaman bazen problemler çıkabiliyor. Interpreting Liner Function, yani bizde Liner Equation'lar olacak. Yani Liner Equation'lar nasıl oluyor? Mesela 2x artı 3 dediğimiz zaman bu Liner bir Equation. Neden? Çünkü bunun biz grafını çizsek, grafımız bir line şeklinde oluyor ve o yüzden de böyle equation'lara Liner Equation deniyor. Ve bugün Interpreting Liner Function konusunda ise biz equation'ların interpret yapacağız, yani yorumlayacağız. Ne anlama geldiğini anlayacağız. 3 tane bizde Interpreting Liner Function'da 3 tane equation var. Birinci equation'ımız en çok çıkan equation'lardan, sınavda en çok çıkan equation'lardan bir tanesi. İkinci öğreneceğimiz equation birazcık kolay bir equation. Üçüncü kullanacağımız equation ise kesinlikle ve kesinlikle bilmeniz gereken ve aslında 3 tane farklı sorusu olan bir equation. Gelin bunlara bir bakalım arkadaşlar. Birinci equation'ımız şöyle bir şey olsun. T eşittir 2000 minus 30 m. Soruda da demiş ki T total bankaya olan borcumuz olsun. M ise her ay ödediğimiz para olsun. Ve bu durumda 2000 nedir onu sorsun. 30 nedir onu sorsun. Arkadaşlar bu bizim gördüğünüz gibi Liner Equation'ımızda başta bir 2000 var. Bu 2000 bizim yanında gördüğünüz gibi M, T gibi bir harf yok. Demek ki M bizde initial'mış. Bu initial income olabilir. Initial bu sorudaki gibi bankadan çektiğimiz kredi olabilir. Sorudan asılı olarak bu 2000 bizim base salary'miz olabilir. Mesela soru olabilir ki aylık bu kadar sizin base salary'niz var ve yaptığınız işten de bu kadar bu kadar para kazanıyorsunuz. Yani bizim birinci rakamımız bize başlangıcı verir arkadaşlar. Ve burada da başlangıçta ben bankadan demek ki 2000 dolar borç almışım. Daha doğrusu kredi çekmişim. Daha sonra burada minus var. Eğer ortada minus varsa bu demek ki decrease. Eğer burada plus olsaydı onun anlamı ise increase'di. Yani şöyle bir equation'ımız olsa, benim bir base salary'm olsa 2000 dolar artı 30 M olsa, M ise yani 30 ise benim her yaptığım, işe aldığım bir para gibi bir şey olacaktı. Şimdi bunu anladık. 2000 dolar bizim başlangıçtaki bankaya olan borcumuz. Bankaya her ay para ödediğimiz için bankaya olan kredimiz, borcumuz azalacağı için decrease. Ve burada da 30 M var. Arkadaşlar eğer bir harfin yanındaki rakam varsa bu rakam bize per, each, every, one, hepsi aynı anlamda, yani körü verir. Yani ben her ay 30 dolar bankaya geri veriyormuşum. Gördüğünüz gibi M'in yanındaki rakam bize körü verir arkadaşlar. Per month, yani her ay 30 dolar bankaya geri ödemem varmış. Birinci equation'ımız en çok karşınıza çıkan equation olabilir. Başlangıç, bunu unutmayın arkadaşlar, initial ve minus, decrease, m yanındaki rakam bize per'ü veriyor, içi veriyor. Yani bize 30'u ne diye sorsaydı, unutmayın. Biz cevaplarda zaten bu kelimelerden birini aramamız lazımdı. Her ay bankaya verdiğimiz paraydı. Bu bizim birinci equation'ımızdı arkadaşlar. Gelin ikinci equation'a başlayalım. İkinci equation'da da şöyle demiş. Mesela örnek veriyorum. 3a artı 4 ne olsun? b eşittir 28 demiş. Ve bu equation'ımıza baktığımız zaman a diyelim ki apple, b diyelim ki blackberry ve bu equation ne anlama geliyor? 28 ise total'da ödedikleri para olsun.
Bakın arkadaşlar, bu ikinci equation'ı iki şekilde sorabilir. Bir, diyebilir ki Apple'ın kilosu 3 dolar diyebilir. O zaman 28 ne anlama geliyor diye sorabilir. 28 bizim total dediğimiz para. Bakın burada A'nın yanında, yani Apple'ın E'nin yanında 3 var. BlackBerry'nin yanında B'de de ise 4 var. Demek ki biz geçen equation'da ne demiştik? Harfin yanındaki rakam bize per'ı verir, içi verir. Yani her kilogram Apple 3 dolarmış. Ya da her BlackBerry 4 dolarmış. Her BlackBerry, every BlackBerry, 1 kilogram of BlackBerry ya da per kilogram of BlackBerry 4 dolarmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, harfin yanındaki rakam bize içi verdi, every'yi verdi ve bunların biz equation'da total'ını ise böyle yazdık. İkinci equation çok kolay bir equation'dı. Genelde bu sorularda çıkmayabilir ama ben her ihtimalle geçtim. Yine de aklınızda bulunsun. Gelelim en önemli equation'lardan bir tanesi üçüncü equation'a. Gelin birlikte inceleyelim arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. H desin. H hamburger sayısını versin. Eşittir. Desin ki 12 5 minus D. H yani H bize hamburger sayısını, D ise günler, hamburgerin azaldığı günlerin sayısını versin. Bu mantıktan sorsun ki bize başlangıçta ne kadar hamburger vardı? İkinci soru, kaç gün sonra hamburgerler biter? Üçüncü soru, her gün kaç hamburger satılıyor? Bunu sorsun. Şimdi arkadaşlar, bu soru tarzında bu üç sorudan başka soru çıkmaz. Bunu tabii ki farklı şeylerde de sorabilirler. Mesela bir bardak olsun, su açıyorlar ya da bu su kaç dakikada dolar, bardak kaç dakikada dolar. Hani orada zaman gidiyor, zaman gittikçe suyun dolması artıyor. Yani farklı soru tipleri olabilir ama mantık aynı. Soracakları şey de aynıdır. O bardakta initial'ı neyi sorarlar derseniz, yani başlangıçtaki bardağın hacmini sorabilirler ki ne kadar su alabilir. Şimdi sorumuza geri dönelim. Başlangıçta kaç tane hamburger vardı? Başlangıçta kaç hamburger varsa demek ki D 0. Yani gün gitmiyor. D'ye 0 koyduğumuz zaman hamburger sayısı ise 12 ile 5'i çarptık, 60 oldu. Yani bu adamın başlangıçta 60 tane elinde hamburger varmış. Gelelim kaç gün sonra hamburgerler biter? Hamburgerlerin bitmesi için 0 olması lazım. Buranın 0 olması için demek ki biz D yerine 5 koymamız lazım. Demek ki 5 gün sonra hamburgerler biter. Üçüncü soruda da diyor ki güne kaç hamburger satılır? Şimdi arkadaşlar, diyelim ki başlangıçta bizde ne kadar vardı? D yerine 0 koyduğumuzda 60. Bir gün geçtiğini düşünün. D yerine 1 koyduk. 5'ten 1 çıkardık. 4. 12 ile çarptık. 48. D yerine 2 koyduk. 5'ten 2 çıkarttık. 3. 12 ile çarptık. 36. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, her gün 12 azalıyor. Bizde azaltmalar ve artmalar linear equation'larda, function'larda her zaman konstanttır. Yani konstant artışlar ve azalışlar değişmez. Çok güzel bir şey söyledim aslında. Benim bir tane de arkadaşlar compound interest ve simple interest ile ilgili bir videom var. Lütfen onu izleyin. Orada bu konstantı çok daha iyi anlarsınız. Neyse, sorumuza geri dönelim. Yani bu uzun yoldu. Kısa yoluna baktığımız zaman gelin biz bu equation'ı açalım. Açtık. H eşittir 12 ile 5'i çarptık. 60 minus 12D. Ben size en başta ne demiştim? Bir harfin yanındaki rakam bize neyi veriyordu? Each'i veriyordu, per'ı veriyordu, every'i veriyordu, one'ı veriyordu. Interpreting linear function arkadaşlar, konusu bu. Bu kadar. Biliyorum uzun bir konu değil. Biliyorum zor bir konu değil. Ama ben neden bunun videosunu çekmek istedim? Düşünün ki yani arkadaşlar,
2003'ten beri öğretmenlik yaptığım ve 2006'dan beri de SAT geçtiğimi düşünürsek, yeni SAT'de ve eski SAT'de buna benzer sorularda öğrenciler çok yanlış yapıyor. Genelde öğrenciler basit sorularda yanlış yapıyorlar çünkü dikkat etmiyorlar. Siz artık bence çok iyi dikkat edeceksiniz. Ben şimdi 10 tane de soru ekliyorum arkadaşlar videonun sonuna bu konuyla ilgili. O 10 soruyu da yapın, komentlerde cevaplarını yazın. Doğruysa thumbs up yaparız. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.